Komutanım, burada birçok tünel var. Allah kahretsin. Ne demek bir sürü tünel var? Hemen haritayı yolla bana. Gönderiyorum komutanım. Gönderdim. Hadi. Roketi ateşlememle panik yapacaklar. Üzerlerine mermi yağdırın. Sizden en az 30-40 ölü istiyorum. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Nazlı. Nazlı kendine gel. Nazlı bana bak. Nazlı bana bak. Gözlerini aç bana bak Nazlı. Kimse yok mu? Yardım edin. Biri baksın buraya çabuk. Yardım edin. Aa! Nazlı. Ne oldu burada? İntihar etmiş. Hemen yardım çağır. Tamam. Nazlı bana bak. Nazlı kaybetme. Sakın kapatma gözlerini. Bana bak Nazlı. Tamam zırlamayın. Ne oluyor lan burada? Aga bunlar nereden çıktı ya? Ay ne oluyor burada ya, silahlar filan ha? Siz! Durun orada. Siz kimsiniz? Hanımefendi çok ünlü bir şarkıcı. Biz de korumalarıyız. Ben anlamam şarkıcı markıcı. Geç şöyle. Geç. Yürü. Al bunları. Tamam, bizim şey yapmayın ne olur. Tamam. Geç. Zırlamayın. Geç. Otur. Hadi. Çök. Tamam, sakin. Herif uyanırsa hepimizi tanıyor. Adamın uyanmasına en az bir saat var. Keşan'la Yavuz komutanımıza haber vermemiz lazım. Kendi aranızda konuşmayın. Komutanım burada işler. Sen! Kimle konuşuyorsun lan sen? He? Kimle konuşuyorsun? Bu ne? Tost makinesi. Kulaklık görmüyor musun? Kimle konuşuyordun? Dedim ya korumayız biz. Kapıda şoför bekliyor. Ona haber veriyordum. İyi. Beklesin biraz daha. Tünellerin giriş çıkış noktalarıyla birliklerimizin olduğu noktaları karşılaştırdın mı? Evet komutanım. 6 numaralı özel görev kuvveti 4 numaralı tünele çok yakın. Acil hemen haber ver. Saldırıya uğramak üzereler. Emredersiniz komutanım. Birliğimiz sızmayı tespit etmiş. Tehdit altındaki birliğe bilgi verildi. Tamam komutanım. Biz oteli terk ediyoruz. Hemen dönün.
Çabuk çabuk. Hadi hadi hadi. Peşimizden gelen var mı? Bilmiyorum, kimse arkaya bakmıyor ki. Hadi hadi hadi. Çabuk olun. Çıktık komutanım. Otelin güvenlik odasını bulup tüm kamera kayıtlarını sileceğiz. Sonra bizimkileri de alıp çıkacağız. Emredersiniz. Bildiğimiz sızmayı deşifre etmiş. Hamdolsun. Aranızda Türk var mı lan? He? Söyleyin. Yok ha? He? Türk gören yok. Madem konuşmuyorsunuz. Yapmayın. Yapmayın ne olur. Yapmayın. Yaşanlı. Sakin. Siviller var. Kaza gelme. Ha? Yapmayın. Çıksın ortaya. Yoksa öldürürüm kadını. Türk gören var mı otelde? Öldürürüm kadını. Hala arıyoruz Ceren Hanım. Tamam. Tabii ki devam ediyoruz. Minibüs, çaylak plakasına bak hemen. Bu minibüs komutanım. Tamam, minibüsü bulduk. Arkamızda. Saptılar. Aşık, çevir arabayı. Peşlerine hemen. Tamam, şu anda peşindeyiz. Kazım Karabekir Caddesi'ne doğru ilerliyorlar. Acele edin, destek bekliyoruz. Tamam, tamam. Hemen geliyoruz. Kimse mi görmedi lan? He? Madem konuşmuyorsunuz... Yazıktır, ayıptır. Kadının ne suçu var? Sen sus. Sen kimsin? O kadın masum. Sana ne? Niye koruyorsun kadını? Yoksa sen Türk müsün? He? O benim korumam. Ben de sen Türk müsün diye sordum. Alın bunları, bir konuşalım. Alın. Ay. Tamam, ay. Tamam, yavaş. Tamam. Komutanım, çok garip değil mi? Niye burada kimse yok? Kimse yok çünkü rehin alınmışlar. Elif destek istemişti mi? Çabuk gelmiş bunlar. Bizimkileri de almışlar. Komutanım pek anlamış gibi değiller. Elleri kolları açık geziyorlar. Allah kahretsin. Ben 6 kişi saydım ama daha fazlalardır. Onları bölmemiz lazım Karabatak. Nasıl yapacağız komutanım? Benim bir fikrim var. Sizden hiç hoşlanmadım. Biz de sizi tam sevmeye başlamıştık ya. Ne diyorsun lan sen? Şakacı ya, şaka yapıyor. Çok şakacıdır bir arkadaşımız olarak. Bakın ben çok ünlü bir şarkıcıyım. Nereden anlayacağız? Dergiler. Dergiler var. Bu sen misin? Evet.
Evet. Bu daha güzel. Gerçekten ayıp ediyorsunuz. Yani sonuçta orada ışıklar var, işte makyaj var falan yani. Bazen değişiklikler olabiliyor tabii ki. Tamam, kes, kes. Birader, burada kimse yok. Bırakın insanları gitsin. Sen bir sus lan. Sizden hiç hoşlanmadım. Baktınız mı her yere? Her yere baktım, kimse yok. Gidin bir daha bakın. Öldürüp saklamışlardır. Hadi, hadi, hadi. Yetişin, yetişin, yardım edin, yetişin. Yetişin, yardım edin, yardım edin. Aşağıda silahlı adamlar var. Çok tehlikeliler, yardım edin. Oğlum bir dur, sen kimsin? Ben otelde çalışıyorum, resepsiyonistim ben. Buhar odasında, saunanın orada. Silahlı adamlar var, çok tehlikeliler. Ne olur yardım edin. Türk müydü herifler? Türktü, Türk. Böyle saçları sarı, masmavi gözlü, çok tehlikeli bir adam. Yardım edin, ne olur. Oğlum ne duruyorsunuz, hadi. Yardım. Hadi gidin. Bakın aşağı, hadi. Şöyle. Sen de geç şöyle, geç, geç. Geç. Ne yapıyorsunuz geç şunların yanına ya? Ne yapıyorsunuz insanlara? Ben hiçbir şey görmüyorum. Ben de. Ne oluyor lan? Bu sesler ne? İyi olacaksın, sakın korkma. Bahar, annemle babama söyleme ne olur. Merak etme, söylemeyeceğim. İnen olmamıştır inşallah. Komutanım, bunlar nereye gidiyor böyle? Öğreneceğiz. Öğreneceğiz. Bulmuş bunlar, bizi takip ediyorlar. Yetişemezler, pasajı az kaldı. Komutanım, fark ettiler, kaçıyorlar. Bas Aşık, bas. Ceren Hanım, sanırım bizi fark ettiler, kaçıyorlar. Tamam, ne olur kaybetmeyin. Yolu söyleyin, hemen önlerini keselim. Caddeden pasaja doğru devam ediyorlar. Tamamdır, hemen geliyoruz. Ne yapacağız, yakalayacaklar. Pasaja dalacağız. Planda değişiklik yok. Nerede kaldı lan bunlar? Şimdi yandık. Efendim, iyi misiniz? Tamam. İyiyim. İyiyim. Ama hani ayılmazdı bu herif. Adam birazdan hepimizi tanıyacak. Geçmiş olsun, ayvayı yedik. Normal davranın. Normal davranalım. Bu herifler. Bu herifler. Biliyordum. Bu herif. Biliyordum. Öldüreceğim hepinizi. Öldüreceğim hepinizi. Kalkın. Kalkın lan. Öldüreceğim hepinizi. Thank you.
Sakın korkmayın. Panik yapmayın, biz Türk askeriyiz. Hiçbirinize hiçbir şey olmayacak. İyi mi herkes? İyiyiz komutanım. Bahar. Bahar Nazlı nerede? Nerede o? İyi mi o? Tamam, bana bak. Sakin ol. İlgileniyorlar. Merak etme, iyi olacak. Bahar, ne olur, ne olur doğruyu söyle. Çıldıracağım. Yalnız bıraktım diye oldu bütün bunlar değil mi? Allah'ım. Allah'ım. Lütfen kendini suçlama. Hiçbir şey senin suçun değil. İntihar girişiminde bulunmuş Bahar. Hayatına son vermek isteyecek kadar ne yaptılar ona? Ne istediler kızımdan? Durumu nedir? Ne olur iyi olduğunu söyleyin. Korkmayın. Hayat tehlikesi yok. Kesikleri diktik. Allah'a çok şükür. Yalnız çok kan kaybetmiş. Şu anda kan veriyoruz. Maalesef bir süre daha hastanede kalması gerekiyor. Tamam. İyi olsun da. Olacak. Tekrar geçmiş olsun. Çok sağ ol. Sağ ol. Sana söyledim. Gel. Aşık bas bas. Açma arayı bas. Hala peşimizde. Durdurun şunları. Komutanım dikkat. Tamam, karşılık veriyoruz. Sivillere dikkat. Sivillere dikkat. Aşık. Hadi destek. Hadi giriyoruz, hadi acele edin. Pasajına acil destek istiyorum. Silahlı çatışma var. Ambulans gönderin. Komutanım bir yardım edin.
Hafız. Komutanım. Teröristleri temizledik. Ama sivil şehitlerimiz var. Gelen haberle sarsıldı sayın seyirciler. Gelen bilgilere göre en az 10 şehidimizin ve 35'e yakın yaralımızın olduğu belirlendi. Yaralılardan 15'inin hayati tehlikesinin bulunduğu ve olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildiği de gelen bilgiler arasında. Teröristlerin rastgele ateşi sonucu çok sayıda masum vatandaşımız vuruldu. Saldırganlar daha sonra askerin ve polisin operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Olayla ilgili gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Tüm yurt genelinde ard arda yapılan terör saldırıları sonucu vatandaşlar büyük tedirginlik yaşıyor sevgili seyirciler. Efendim Güler. Başımız sağ olsun. Hepimizin. Sizinkiler nasıl? İyiler, iyiler çok şükür. Ama sivil şehitlerimiz var. Siz nasılsınız? Nazlı nasıl? Biz hastanedeyiz Erdem ama merak etme, gelmene de gerek yok. Ne oldu? Nazlı intihara kalkıştı. Ama durumu iyi. Ne diyorsun sen Güler? İyi mi? Nasıl Nazlı? İyi, iyi merak etme. Tamam, tamam hemen geliyorum. Tamam. Allah'ım, Allah'ım sen bize güç ver yarabbim. Karabayı saldırısından yeni görüntüler kanalımıza ulaştı sayın seyirciler. Görüntülerde pasajda bulunan çok sayıda ölü ve yaralı yakınlarının olayla ilgili bilgi almaya çalıştığını, sağlık personeli ve emniyet güçlerinin güvenliği sağlamaya çalıştığını görüyoruz. Aşağılık hainler. Askerimiz ve polisimiz teröristleri durdurmak için kendi canlarını feda ettiler. Sınır ötesinde başaramadılar. Terörist sayısının daha da çok olmasını engellediler. İçeride karıştırmaya çalışıyorlar şimdi. Kaybeden vatandaşlar... Güçler anca mazlumlara yetiyor. Henüz bir açıklama. Karşımıza çıkmaya cesaretleri yok. Karabayır Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralıların ve görgü tanıklarının ifadelerine ulaşılmaya çalışılıyor. Tek bildikleri şey bu. Pasaja saldırırken ne amaçlı olduğu ve hangi terör örgütünün mensubu oldukları araştırılıyor.
Her yer kanlı abi. Her yeri kana buladılar. Cezalarını keseceğiz şimdi abi. Merak etme aslanım. Kurtaramadık komutanım. Herkesi kurtaramadık. Siz elinizden geleni yaptınız Hafız. Anne çok özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. Şşş, tamam. Geçti. Karabayır pasaj saldırısı ile ilgili yapılan araştırmalar sonucunda uyuşturucu etkisi altında olduğu belirlenen 6 teröristin polis ve askerin işbirliğiyle etkisiz hale getirildiği açıklandı. Karabayır Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 35 yaralıdan 15'inin hayati tehlikesi hala devam etmekte sayın seyirciler. Ölen vatandaşlarımızın kimlik tespit çalışması da devam ediyor. Teröristlerin uyuşturucuyu nereden temin ettiği ve hangi terör örgütüne mensup olduğu henüz açıklanmadı. Ölen vatandaşlarımıza ve şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Son zamanlarda Karabayır'da artan uyuşturucu çetelerinin terör örgütleriyle bağlantıları ve gençlerimizi zehirleyerek teröre finansman sağlanması emniyet güçleri ve askerimizin gündemindeki en önemli mesele. Bu caniler ne gençlerimize ne çocuklarımıza acıyor. Tekrar tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Tebrikler Derman. Teşekkür ederim efendim. Haberlere çıkmadan duramıyorum, ne yapayım? Böyle bir yapım var. Ama bu daha başlangıç. Saatçi ne oldu? Sizlere ömür. Demek ki planın ilk kısmı başarılı. Hı hı. Aynen öyle efendim. O el yazmasına da en kısa zamanda ulaşacağız. Merak etme. O sıradan bir kağıt parçası değil Derman. O çok önemli. Medusa planında ilerlememiz ona bağlı. Ben hata yapmam efendim. Dediğim gibi. Bugün yüksek bir giriş yaptık. Ama bu sadece başlangıç. Yarını da var. Öyle değil mi? Bu işin sonunda başarıya ulaşacağını biliyorum. İyi günler efendim. Yayınımıza Karabayır pasaj saldırısı ile ilgili gelişmelerle devam ediyoruz. Karabayır'daki hain saldırıda hayatını yitirenlerin kimlikleri de belli olmaya başladı. Açıklanan isimler Deniz Fuat Tüzmen, Bayram Demirceler, Bahadır Baysan, Yıldırım Kuta, Ayşe Şenavcı. Bahadır! Şimdilik bize ulaşan isimler bu kadar sayın seyirciler. Resmi açıklamalar kardeşim. Yayınımızda sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Kardeşim! Karabayır Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaralılardan 3'ü taburcu edildi. Görgü tanıklarının ifadesine göre olay sırasında pasajda alışveriş yapan çok... Karabayır'da bir saldırı olmuş. Kardeşim Bahadır, Bahadır ölmüş. Müfit Bey sizi anlıyorum. Onun yanına gitmem gerek. Müfit Bey maalesef buna izin veremeyiz. Yürüttüğünüz proje gereği sizi korumamız lazım. Üzerinde çalıştığınız kimyasal madde aynı zamanda çok ciddi bir silah. Size bir şey olmasını göze alamayız. Erbil'den dışarı çıkmanız çok tehlikeli olur. Onun cenazesine gidemezsem... Bu proje işi biter. Ya bana yardım edersiniz ya da bu işi tek başıma yaparım.
Tamam, sakin ol. Ben gerekli konuşmaları yapıp size dönüş sağlayacağım. Belki bir sivil koruma talep eder. Ne gerekiyorsa yapın. Masumları en savunmasız anında yakalayan teröristler yine onlarca cana kıydı. Yaşlı, genç, çocuk, kadın demeden en çok zararı nasıl veririz diye düşünüp her seferinde bizi sırtımızdan hançerliyorlar. Bu hain saldırıların son bulması ve vatandaşlarımızın... Sevgili Çolak, ne haber? O güzel sesinle şarkılar, türküler söylüyormuşsun. Keyfin yerinde demek. Çok mu komik? Ha? Çok komik değil mi?
kapıyı yemek üzereyim. Sizden bir tane televizyon istedim. O televizyon gelmeden tek kelime etmeyeceğim. Duydu mu beni? Eğer benden bir şeyler öğrenmek istiyorsanız... isteklerimi dikkate alacaksınız. Merak etme çolak. Talebini bizzat ben yerine getirdim. Çünkü kimsenin senin o güzel sesini dinlemeye mecali kalmamış. Sana kocaman bir televizyon aldım. Hücrene kuruluyor şimdi. Benle öyle oynama. Gerçekten mi? Kuruluyor mu? Asıl sen benimle oyun oynama. Kurulduğu kadar kolay da sökülebilir. O yüzden dermanla Medusa ile alakalı ne biliyorsan... anlatmaya başlasan iyi olur. Dur, keyfim yerine geldi. Bana gerçekten televizyon mu kurduruyorsun? Vay, 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 vay. Vay profesör, başka türlü konuşmayacağımı anladın yani ha? O zaman da anladım ben biraz. Biraz televizyonuma bakayım. Şu popüler dizileri, filmleri bir izleyeyim. Ne zamandır izlemiyorum, değil mi? Bir kafam açılsın. Biraz bilgiler toparlansın filan. Sonra sen tekrar gelirsin. Ben sana başka bir şeyi karşılığında başka şeyler anlatırım. Sevgili Çolak, sana ayırdığım sürenin sonuna yaklaşıyoruz. Kısa ve net cümlelerle anlat. Canım benim. Pekala. Seni daha fazla kızdırmayayım o zaman. O çevredeki en yüksek bina. Bir sigorta şirketi. Üç harfli. Profesör, ne e'si? Belki de orası bir sigorta şirketi değildir. Hı? Değil mi? Bence sen şimdi fırla. Zaman kaybetme. Git bir araştır bakalım orada kapalı kapılar ardından ne oluyor sigortacı mı değil mi? Bunlar ne yapıyorlar, ne halt ediyorlar? Bir incele, araştır, toparla, gel. Gel ki bilgileri birlikte değerlendirelim. Eski sevgilim. Umarım anlattıklarının altından boş bir şey çıkmaz. Yoksa seni üç harfliler gibi çarparım. Şimdi ne oldu? Hadi televizyonumu izleyeceğim. Şimdi anladınız mı benim kim olduğumu? Çolağım ben. Başka kimseye televizyon geldi mi? Ha? Ama bana geldi. Niye? Gördünüz mü? Çünkü ben çolağım, çolak. Kapiş? Ne bakıyorsun? Çolak be, çolak! Profesör, profesör. Profesör. Üzerine bir not yazmış. İyi seyirler canım benim. Teşekkürler sevgilim. İşte bu.
Fransız donanmaları, Boğazların bekçiliğini yapan, Rusya'ya yardımları engelleyen, Avrupa'nın hasta adam dediği Osmanlı İmparatorluğunu ortadan kaldırmak üzere kuvvetli bir donanma ile Çanakkale Boğazı'na geliyorlar. İstihkamlarımızın günlerce bombardıman edilmesine rağmen Türk topçusunun isabetli atışları ve fedakar denizcilerimizin döktüğü mayınlar düşman gemilerinden birçoğunu batırıyor. Herkes bir tek gaye için çarpışıyordu. İstiklal. Herkesin kalbinde bir tek kelime yaşıyordu. Kaçan düşmandan daha süratle ilerleyen kuvvetlerimiz düşman askerlerini denize doğru sürüyor. Canını kurtaracak delik bulamayan düşman silahını atarak teslim oldu. Türk orduları İzmir'e Bornova sırtlarından ve Yunan ordularını Eskişehir batısındaki İnönü mevzilerinde karşıladılar. Şiddetli bir savaştan sonra mağlup oldular ve 11 Ocak 1921'de Bursa'ya doğru çekildiler. İnönü, Türk mucizesinin gösterdiği yer. 20. yüzyılın ortasında destan bir sonra bir Serin! Cemal Yavri! Hayat! Kebirtecek seni. Başkomiserim, teröristlerin çoğunun üzerinden bu haplar çıkmış. İnceleyebildiniz mi? Ekip inceliyor. Ayrıca yakalanan bir adamın üzerinden de bu hap çıkmış. Sorguda şu an. İyi. Gidip bakalım bir hapı nereden almış. Tam bir dakikam var. Anlat. Hapları nereden aldın? Bilmiyorum. Bilmiyorum ne lan? Bilmiyorum ne? Benim değil. Kullanmıyorum ben. Ben sıradan bir şoförüm. Bırakın beni gideyim. Sen hiç aynaya baktın mı? Neden ki? Ulan gerizekalı. Karşında çocuk mu var senin? Gözaltı torbaların bile buram buram ben keşim diyor. Sen böyle mi çıkıyorsun yola ha? Abla valla. Abla ne lan? Abla ne? Kahvaltı sofrası mı burası? Bak, bugün senin gibi haplanan itler onlarca sivilin hayatını katletti. Senin de terörist olmanın ne malum ha? Aldırayım mı seni içeri ha? Aldırayım mı? Yapmadım ben bir şey valla. Ben şoförüm. Sınır dışına gider gelirim. Bak kardeşim bak. Boynunu kırmaya az kaldı. Saniyelerin kaldı hatta. Nereden aldın hapı? Sınır dışında deyip bağırma. Parti düzenliyorlar orada. Hatta bu gece de bir parti var. Adı ne? Gece kulübü. Ha şöyle, baştan söyle. Ben sana kafanı kaldır dedim mi? İndir o kafanı. Arkadaşlar, öncelikle hepimizin başı sağ olsun. Sağ ol. Teröristlerin hepsi uyuşturucunun etkisindeymiş. Bu alçak saldırının arkasında dermanın olma ihtimali çok yüksek. Gencecik insanlardan canavar yaratıyor. Adi herif. Kendi içimizde kaosa sürüklenmemizi istiyorlar. Gençlerin yalnızca bedenlerini değil, zihinlerini de zehirliyorlar. Peki saldırı için seçilen nokta sizce de ilginç değil mi komutanım? Nasıl yani? Saldırının gerçekleştiği pasajın hemen gerisinde bir açık meydan vardı. Sivillerin daha yoğun olduğu bir alan. Onlar orayı es geçti. Hem de peşlerinde siz varken. Pasaja sıkışıp kalacaklarını bile bile. Aynen öyle komutanım. Uyuşturucunun etkisindendir belki. Hatta geçtikleri yerleri bile fark etmemişlerdir. O da olabilir. Ama hafız çok doğru bir noktaya değinmiş de olabilir. Bu pasaj saldırısı kan dökmekten öte bir şey olabilir. Arkadaşlar tetikte olalım. Araştıralım arkadaşlar bunu. Altında ne var ne yok araştıralım. Yüzbaşı Sezer, komutanım emniyetten bir bilgi geldi. Ha
Arkadaşlar yeni bir ipucu var. Bu teröristlerin üzerinden çıkan haplarla ilgili bir bilgi bulmuş Ceren'ler. Bu haplar sınır dışında gece kulübü diye bir yerde satılıyormuş. Adamları takip edelim komutanım. Belki hapları ürettikleri yere götürebilirler bizi. Avcı, Keşanlı, siz gidip bir kontrol edin mekanı. İstihbarattan da destek talep edeceğim. Elem de sizinle gelebilir. Emredersiniz. Emredersiniz. Bu satıcıyı bulup konuşturursak, Ateş'in dediği gibi üretim yerini buluruz. Oradan da dermanı buluruz. Komutanım, isterseniz ben de gidebilirim. Yani beraber bir şey yapabiliriz. Yok Ateş. Bu sefer böyle olsun. Emredersiniz komutan. Arkadaşlar. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Sağ ol! Siz de sağ olun. Dağılabilirsiniz. Ateş. Emredin komutan. Neden sen gitmedin diye haklı olarak düşünüyorsun şimdi. Estağfurullah komutanım, olur mu öyle şey? Siz öyle öngördüyseniz vardır bir bildiğiniz. Ateş gitmedi, ben istemedim. Çünkü burada kalmanı istedim. Neden komutanım? Ateş. Nazlı intihara kalkıştı. Ne? İyi mi komutanım? Nasıl durumu? İyi olacak. İyi olacak Ateş, inşallah iyi olacak. Seni göndermedim. Çünkü operasyon sırasında bu bilgi sana ulaşırsa kendini riske atabilirdin. Öyle bir şey asla olmaz komutanım. Biliyorum. Ama arkadaşların da senin kadar iyi. Biz bitimiz Ateş. En ufak riskleri göz ardı etmemek için bitimiz. Nasıl yapar onu? Nasıl gelir? O ilaç yüzünden. Verdikleri ilaç yüzünden. Uyuşturucu yüzünden. Ulan belaları. Ulan pislikleri. Ateş. Ateş. Ulan belaları. Ateş. Nazlı'nın şu anda sevdiklerine ihtiyacı var. Annesine ihtiyacı var. Bana ihtiyacı var. Arkadaşlarına ihtiyacı var. Ateş, Nazlı'nın sana ihtiyacı var. Tamam mı Aslan'ım? Sen iste canım vereyim komutanım. Hepimiz yaşayacağız. Kimse canını vermeyecek. Nazlı yaşayacak Ateş. Sen yaşayacaksın. Tamam mı Aslan? Bu günleri atlatacağız. Emredersiniz komutanım. Hadi. Merhaba. Biz Nazlı Kaçmaz'ı arıyoruz. Odasını biliyor musunuz? Bugün gelen hasta mı? Evet, intihar girişiminde bulunan. Koridorun sonunda soldaki oda. Sağ olun, teşekkürler. Karabatak. Sakin ol. Müsait miydiniz? Gel Yavuz, gel. Geçmiş olsun. Korkuttun bizi. Ben de korktum Yavuz abi. İyileşemeyecekmişim gibi geliyor. Nazlı, kızım. Olur mu öyle şey? İyileşeceksin tabii. O nasıl laf öyle? Bir daha sakın yapma, olur mu? İsteyerek yapmadım ki. Bunları yaparken sanki başka biri vardı içimde.
Sen nasılsın? İyiyim. Ben bir doktora bakayım. Ben de geleceğim. Tamam. Konuşabilir miyiz biraz? Konuşamayız. Bahar. Bahar, bekler misin bir dakika? Bahar! Bahar! Evet, tabii. Bahar, herkesi rahatsız et. Bizi de burada rezil et. Kusura bakmayın. Konuşmamız lazım. Konuşup bu meseleyi çözmemiz lazım. Oo, demek bunu çözeceğiz. Sen anlamadın galiba. Dur, ben sana özetleyeyim. Ben perişan olayım. Sonra eline iğrenç bir çiçek al. Gel benden, canım benim, özür dilerim. Kusura bakma de, ben de kabul edeyim. Öyle mi? Saçma sapan konuşma. Ne söylesem saçma sapan olacak zaten. Ne hissettiğinin farkındayım. Ne hissettiğimi farkında değilsin. Tamam, burada tartışmayalım. Gel, konuşalım. Nazlı. Nasıl yaptın bunu kendine? Nasıl kıydın? Bilmiyorum ki. Sanki o an bütün dünya üstüme geliyordu. Ben o çocuğu aklımdan çıkaramıyorum Ateş. Ne olur yardım et bana. Nazlı, sen iste ben canımı vereyim sana. Yeter ki sen iste. Neden böyle oluyor ki Ateş? Ne yaptım ki ben onlara? Ne zararım dokundu? Ne günah işledim? Benim yüzümden. Ne oluyorsa hepsi benim yüzümden. Seni bırakmayacaktım. Seni yalnız bırakmayacaktım. Hepsi benim yüzümden oldu. Ya Ateş. Lütfen yapma böyle. Ateş, bak lütfen daha fazla üzüyorsun beni. Ne olur yapma. Hem vazgeçmeyip ne yapacaktın ki? Bizim aşkımız senin vazifenden değerli mi? Okyanusa düşmüş bir damlayız sadece. Nazlı. Damla okyanusa düşmüşse damla damla değildir artık. Okyanustur. Bir de böyle konuşuyorsun ya. İşte o zaman bileklerimi kesesim geliyor. Ben seni suçlamıyorum. Sana kızgın değilim. Kime kızgınsın peki? Kendime kızgınım. Enayi olmama kızgınım. Bana da kızgınsın Bahar. Sana da kızgınım tabii. Ben aldatıldım. Sen bunun ne olduğunu anlayabiliyor musun? Evet. Ya kısmen. Belki işin içinde sen olmasaydın başka türlü düşünürdüm. Belki onu kendi ellerimle öldürürdüm. Öyle konuşma Bahar. Yaşadığım hayal kırıklığını anlatamam. Aldatılmışlığı anlatamam.
yaşayacağız Bahar. Böyle olsun istemedim. Söylemek istedim kaç kere. İtiraf etmek istedim. Resmen ölmek istiyorum. İzin vermem ki. Sana bir şey soracağım. Sor. Benim tabuta girdiğim günle babamın öldüğü gün aynı. Kurcalama artık var. Yavuz. Bir şey biliyorsan söyle. Yavuz. Hadi söyle lütfen. Ya gözlerini kaçırma bir kere benden söyle. Hakaret. Hakaret. Ha, bu adam nasıl pislik bir adam ya. Ben nasıl bir canavarın kızıymışım. Ama sen yine bunların hepsini biliyordun tabii. Sen benim yatağıma girdin. Sen benim evime girdin. Hiç mi vicdanı sızlamadı? Anlatacağım her şey durumu daha da kötü yapacaktı. Ben seni kaybetmek istemiyorum. Artık çok geç Sarı Komutan. Bahar. Bahar, iyi misin? Yavuz, ne oluyor? Zor zamanlar Güler abla. Ben artık gideyim. Sen de sakın bir daha böyle bir şeyler yapma, tamam mı? Anlamıyorsunuz ki. Onu yaparken ben değildim diyorum. Anlıyorum Nazlı. Anlıyorum. Daralmıştım. Çok bunalmıştım. Bir de o adam gelip öyle garip garip konuşunca. O adam? Yani o gün yanıma bir adam geldi. Kurtuluşun yok dedi. Bu yolun sonu karanlık dedi. Hastalardan biri miydi? Bilmiyorum ki. Yani ilk defa o gün gördüm. Ama bakışları çok kötüydü Ateş. Sanki şeytanın kendisiyle sohbet ettim. Neye benziyordu bu adam? Uzun sarı saçları vardı. Uzun sakalları. Boyu da uzundu. Gözlüklüydü. Böyle dik dik bakıyordu bana. Güler Hanım, ben de kalkıyordum. Tamam. Ben gene geleceğim. Dikkat et kendine. Sakın korkma. Ben varken kimse sana hiçbir şey yapamaz. Tamam mı? Biliyorum. Sağ ol.
Aga benim burada ne işim var ya? İçerisi sıkış tepiştir. Karanlık, gürültü, hiç benlik değil. Biz de meraklısı değiliz Keşanlı. Vazife. İçeride gencecik insanları zehirliyorlar. O torbacıyı bulmamız lazım. Terörü bitirmek istiyorsak önce uyuşturucuyu bitirmemiz gerekiyor. Böylece aç kalacaklar. Adamlar hatırlarla silah, roket, mühimmat gidiyor aga. Sadece uyuşturucu mu bunların kaynağı? Değil tabii ki ama en büyüğü. Neyse uzatmayalım, hadi girmemiz lazım. Hadi girelim. İyi akşamlar. Hangi sizinle? İkisi de. Kusura bakmayın, bir bayan daha lazım. Bayan diyorsun. Kadındır o. Arkadaşlarım. Olsun. Tamam ya, siz girin. Ben takılırım burada. Hayır, olmaz öyle. Ben bir yolunu bulurum. Girin siz. Sen kimsin? Ne yapıyorsun burada? Yanlış kapıdan girdim galiba dostum ya ben. Barmenlik için gelmiştim. İş görüşmesi yani. Tamam. Müdür yukarıda. Merdivenlerden çık odaya görürsün. Eyvallah. Kolay gelsin. Tipe bak ya. Ay, tamam, bırak karışma insanlara. Yazık ya, kaç yaşında adam. Fethi'yi görüyor musun? Fethi kim? He, avcıyı diyorsun. Gelir şimdi. Çok pardon. Önemli değil. Seni daha önce hiç görmedim buralarda. İlk defa geliyorum, normal. Gelseydin hatırlardım. İltifat ediyorsunuz. O sizin güzelliğiniz. Adın ne senin? Faruk. Senin? Esma. Esma. Evet. Güzel isim. Teşekkür ederim. Oo, beyimiz gelmiş. Kızlarla sohbete bile başlamış. Yakışıklı adam tabii. Bak sen beni dinle, bunun başını bağla. Bak kaptırırsın yoksa. Kaçırma bunu. Dinle beni. Hadi oradan be, ne saçmalıyorsun? Adam daha içeri girer girmez kızlar üstüne atladı ya. Görev o, görev, görev. Film artisti gibi maşallah. Türk askeri tabii. Ya cesur olur, ya akıllı olur, ya da bunun gibi yakışıklı olur. Muhakkak bir farklılık oluyor. Bunun nesi yakışıklı ya? Sen niye aşık oldun o zaman? Boşluğuma geldi herhalde, bilmiyorum. Bir şey içer misin?
Olur, içeriz. Ne içersin ısmarlayayım? Aynısından iki tane olsun. Güzel mekanmış. Öyledir. Sürekli geliyor musun? Biz genelde buradayız, seni de bekleriz. Daha önce gelmemekle hata etmişim. Kesinlikle. İyi akşamlar. Çok güzelsiniz. Sağ ol. Bir şeyler ısmarlayabilir miyim? İstersen ben sana bir şeyler ısmarlayayım aslanım. Dayak var, yer misin? Tamam, sakin ol, sakin ol. Kusura bakma Eylem Hanım. Bizim bacımız asılacak adam anasından doğmadı. Bacı ne ya? Yengemiz yani. Canın sıkkın gibi. Nereden anladın? Unuttun galiba. Ben senin babanım. En azından artık ihtiyacım olunca yanımdasın. Sivillere üzülüyorsun değil mi? Bahar'a da üzülüyorsun. Bazen hayat üstüne üstüne geliyor. Karamsarlığa kapılıyoruz. Hiç kimseye kötülüğü olmayan masum insanları öldürüyorlar baba. Karşımıza çıkmaya cesaretleri yok. En çok içimi acıtan bu. Onların meşrebi bu. Enseyi karartmak yok. Bazen her tarafımız düşmanla çevrili gibi hissediyorum. Senin hiç umutsuzluğa kapıldığın oldu mu? Birçok kez. Çok. Nasıl açtın? Daha zor günleri düşündüm o anlarda. Bu ülke işgal edildi Yavuz, hatırla. Daha 100 sene evvel, çok değil. Bu sokaklarda düşman askerleri dolaşıyordu. O günlerde onlarla mücadele eden insanların yiyecek bir lokma ekmekleri yoktu. Çocuklarına verecek bir damla sütleri yoktu. Yakacakları, pişirecekleri hiçbir şeyleri yoktu. Ama başardılar. Başardık. Doğru diyorsun. O zamana kıyasla şu an çok daha iyiyiz. Şükretmek lazım. Aynen. Geç de olsa hayatıma girdiğin için sağ ol baba. Ben hayatımdan hiç çıkmadım ki. Kalbim hep senin ve annen için atıyordu. Bu Darman denen adamdan haber var mı? Evet, Çolak'la konuşuyorum sık sık. Bir şeyler öğrendim. Bir sigorta şirketi var. Yarın sınır ötesindeki malum şehre gideceğim. Sen de Bahar'a git. Ve şu meseleyi düzelt. Sen nereden biliyorsun?
Bir baba evladının aldığı her nefesten haberdardır. Hani bir laf var ya, en son babalar duyar, o yalan, inanma. Hele ki baba böyle efsanevi bir istihbaratçıysa. Gaza getirme beni. Bahar'ı anlamaya çalış Yavuz. Babası her ne kadar pisliğin teki olsa da çok büyük bir travma yaşıyor. Sen de yaşadın, hatırla. Şimdi onun yerinde sen de olabilirdin. Haklısın. Konuşacağım. Böyle uzun saçlı, uzun boylu bir adammış. Hiç öyle bir hasta hatırlamıyorum. Güvenlik kameraları var değil mi burada? Evet var. Nazlı Kaçmaz'ın intihar girişiminde bulunduğu gün. O günün kayıtlarını bulabilir miyiz? Tam tarih ve saati biliyorsanız bakarız tabii ki. Biliyorum. Buyurun o zaman, bu taraftan. Eylem, ben çok sıkıldım ya. Eylül benim adım, Eylül. Ben birazdan geliyorum. Kusura bakmıyorsun değil mi?
için? Kızla konuşmam gerekiyor. Buranın gediklisi bir şeyler biliyordur muhtemelen. Evet. Rahatsız olmadı yani. Yani niye rahatsız olacağım ki? Ne demek niye rahatsız olacağım? Kıskanmıyor musun? Yok. Nasıl yok ya? Ya görev bu zaten. Hatta daha bile yakın olman lazım. Madem buranın gediklisi yani bir şey biliyor olabilir. İyi madem. Ben biraz daha yakın olayım. Şu saça bak ya. Şşş, koçum, iyi misin? Biriniz baksın, arkadaşınız kötü olmuş. Lan yardım etsenize. Moruk hep olur öyle ya, dikkatli hissiymiş, ne yapalım? Lan belki ölecek çocuk, ne biçim insansınız siz ya? Defolun gidin lan buradan. Çık, çık ulan. Kardeş iyi misin, bana bak, alo, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Çok iyi. Bu senin çok iyi halin mi? Evet. Nereden aldın bunu? Hayırdır, sana mı lazım? Evet, bana da lazım. Bir yaplanmamız eksikti. Kimden aldın diyorum bunu? Çok iyi kafası vardır ha. Oğlum bizim kafa 24 saat güzel zaten. Sen kimden aldın onu söyle. Esma. İçeride Esma diye bir kız var. O da atıyor. Eyvallah. Önce seni bir toparlayalım. Oğlum yazık, günah değil mi? Gencecik adamsın ya. Böyle sizin gibi gençleri görünce içim oturuyor yeminle vallahi billahi. Kalk hadi kalk. Kalk gel şimdi. Gel şurada bir yüzünü yıkayım. Dur. Geri al. Al, al, al. Bekle, dur. Başka kamera var mı? Burada yok. Bu da girişteki kamera. Burada da yüz gözükmüyor. Yüzü gözükmüyor değil. Orada kamera olduğunu biliyordu. Yüzünü saklamış. Kim peki bu adam? Ben de onu öğrenmeye çalışıyorum. Başka kamera var mı? Hepsi bu kadar mı? Bir kamera daha var. Boşuna açma. Orada da bir şey göremeyeceğiz zaten. Ben bunların çıktısını alabilir miyim senden? Hı, tabii, alırım. Sağ ol. Komutanım, iyi akşamlar. Nazlı Rehabilitasyon Merkezi'nde bir adamdan bahsetmişti. O adamın robot resmini Nazlı'ya çizdirirsek iyi olur komutanım. Emredersiniz. Teknik ressam falan ben ayarlıyorum komutanım. Emredersiniz. İyi akşamlar komutanım. Tekrar sağ ol. Bir şey çıktı mı? Esma diye bir kadından bahsetti. Malı o dağıtıyormuş. Fethi'ye haber verelim. Fethi kim ya? Şaka şaka. Allah'ım ya. Aha. Seninkini paketliyor kız. Ben ikisini birden paketleyeceğim, en sonunda o olacak.
Bir saniye. Ne oldu? Esma, haberin olsun. Benim sevgilim var. Benim de var. Sınırlarımız yok diyorsun. Oldu. Aşkım. Canım. Hanımefendi kim? Kimse. Ateş ister öyle ya. Sen de zaten yanıyorsun. Şakacı. Tanıştırayım sizi. Esma. Esma. Çok memnun oldum. Merhaba. Merhaba. Aradığımız kadın bu. Tesadüfün böylesi. Hazır mısınız? Hazırlıyoruz, bir bakayım. Soruyu hazırlar mı diye. Hazır. Bitti sayılır. Hazırlar. Mallarla beraber çıkarıyorum. Acele edin. Aksilik istemiyorum ona göre. Hiç gitmeyecek sandım. Fırsat bu fırsat, bir yerlere gidelim mi? Sevgilin kız mısın? Salla ya. Demin pekli mesafeliydin. Esma. Geliyor musun, gelmiyor musun? Hadi çıkalım. Kardeşim, biz kaçıyoruz. Nereye birader? İşimiz var be oğlum. Ha, öyle mi? İyi. Hadi iyi eğlenceler. Sana da. Hop 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 hop, nereye gidiyorsun sen ya? Aa, gene çıktı bu. Ya Müzeyyen, bir düş yakamdan ya. Ne demek Müzeyyen düş yakamdan be? Bak bir önceki seferde mesaja takmıştın kafayı. İyi ki takmışım, iyi ki yapmışım. Oh. Bak bir önceki seferde de böyle yaptın, mesaja taktın kafayı. Hadi hadi, çabuk çabuk çabuk. Ya o değil de sen Eylem misin, Eylül müsün, Müzeyyen misin? Takılma ha, takılma. Hadi, tamam. Bacı mısın, yenge misin? Hadi. Karar ver ya. Bahar. Benim Yavuz. Açmayacağını biliyorum. Dinlemeni istediğim bir şey var. Seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun Bahar. Beni bir düşün. Karşına geçip Bahar, baban bir teröristmiş demek ne kadar zor. Bir düşün. Yakaladık. Kaçmaya kalktı. Bana ateş etti.
bunu yapmamak için elimden geleni yaptım. Ama bana başka bir çare bırakmadı. Herkes şahit. O an bir tek seni düşündüm Bahar. Ben bunu Bahar'a nasıl söylerim dedim. Yemin ederim. Bütün bu olanların ne kadar berbat olduğunu biliyorum. Çapkın. Hadi uyan bakalım. Ne oluyor be? Siz kimsiniz? Bu soruları geçelim hanımefendi. Bu hapları nerede üretiyorsunuz? Hangi hapları? Uzatacak mısın yoksa saçlarını kökünden sökeyim mi? Sakin ol. Sen karışma. Kişiselleştirmeyelim ama şu meseleyi. Sen niye sırıtıyorsun be pişmiş kelle gibi? Hiç. E sen de sırıtma be oğlum. Ay seni kıskandığımı falan sanmıyorsun umarım. Yani. Beyler bayanlar konumuza dönelim ama. Bana bak. Burada gencecik çocukları zehirliyorsunuz. O da etmiyor sonra eline silah verip çoluk çocuk katlettiriyorsunuz. Bu malları nerede üretiyorsunuz konuş. Bilmiyorum. Bak seni burada delik deşik ederim konuş. Bilmiyorum. Biliyorsun. Bilmiyorum. İyi tamam bilmiyor. Sık kafasına gebert gitsin. Zaten hiç sevmedim. Tamam be tamam. Birkaç kilometre ileride. Bakın bu bilgiyi benden aldığınızı söylemeyeceksiniz. En derin lağıma gömerler beni. Aferin güzelim. Hadi bizimle geliyorsun sen de. Sana söylediklerimin hepsi doğru Bahar. Her kelimesi. İnanmıyor musun bana? Bir şey demeyecek misin? Boşanmak istiyorum. Senden haber almadan nasıl çıkarım yollara? Tek dileğim bir ışık olsa da. Güneş hep sana doğar. Gözlerim kamaşsa da
seni görmez hiçbir şey yanmazsam. Bu bir uçurtmanın kaçışı belki de değil. Bilmem, gökyüzünde aramak doğru da değil. Bu bir uçurtmanın kaçışı belki de değil. Bilmem, gökyüzünde aramak doğru da değil. Senden haber almadan nasıl çıkarım yollara? Tek dileğim bir ışık olsa da. Güneş hep sana doğar, gözlerim kamaşsa da. Seni görmez hiçbir şey sormazsam. Bu bir uçurtmanın kaçışı belki de değil. Bilmem, gökyüzünde aramak doğru da değil. Uçurtmanın kaçışı belki de değil. Bilmem, gökyüzünde aramak doğru da değil. Senden haber almadan nasıl çıkarım yollara? Tek dileğim bir ışık olsa da. Farklı şehirlerde yapılan saldırıların ardından dün Ağrı'da askeri konvoya düzenlenen hain saldırı sonucu 4 askerimiz şehit oldu. Teröristlerin hazırladığı patlamaya hazır 11 araçtan 7'si yapılan operasyonlarla etkisiz hale getirilirken diğer araçların bulunması için yoğun bir çalışma başlatıldı. Polis ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin işbirliği içinde çalıştığını, ülkeyi kana bulamak isteyen teröristlerin en kısa sürede yakalanacağını söyledi. Vatandaşların ülkenin huzurunu bozacak her türlü tehdidin bertaraf edileceğinden emin olmaları gerektiğini belirttiler. Karabayır'da gerçekleştirilen hain saldırı. Evet sayın seyirciler, dün teröristlerin Karabayır'daki bir pasaja yaptığı saldırıda ciğerimiz yandı. Masum vatandaşlarımıza yapılan bu hain saldırıda maalesef çok sayıda şehidimiz ve yaralımız var. Şehit olan vatandaşlarımızın cenazesi bugün öğle namazına müteakip toprağa verilecek. Çok sayıda milletvekili ve emniyet mensubunun katılacağı törenle şehitlerimiz son yolculuğu... Duydun değil mi? Şehitlerimize çok sayıda önemli şahsiyet katılacakmış töre. Bir kez daha başsağlığı dileriz. Karabayır Valiliğinden olayla ilgili şu açıklamalar yapıyoruz. Çabuk tutmalıyız. Bizleri derin acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimizin ve vatandaşlarımızın kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza ve vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz. Terör örgütünün... Sıkıldık. Biraz havamız değişsin ha. Ha, bu güzel. Bu güzel. Everywhere.
Doğru adres. Bakayım. Silahlılar. E biz de silahlıyız yenge. Sen bana sürekli böyle yenge mi diyeceksin? Oho, sen hala orada mısın ya? Biz çoktan geçtik o levhada. He, rahatsız oluyorsan bir daha demeyeyim. Yenge. Tamam tamam, al sen şunu. Ben bir içeri sokulup kaç kişi olduklarına bakacağım. Tamam, beraber gidelim. Ben buradayım. Bir şey olursa ateş edin. Haber verelim yani. Tamam işte, ateş edin. Ben hemen gelirim. Başka nasıl haber vereceksiniz? Keş yalnızca geçti o. Gel, gel. Anlaşamayız daha fazla. Ateş edin ateş. Yenge, ateş et yenge. Yengem benim be. Nereye koyalım? Ne onlar? Yurt dışından gelen mallar. O zaman onları ayrı koyalım. Yaptıklarımız da karışmasın. Bir tane deneyeyim mi? Bunun kadar sağlam mı? İyi tabii. İyi olmasa derman üretime devam ettirir mi? Sen dermanla tanıştın mı? Tanışmadım ama bizzat aradı. Karabayır olayını duymadın mı? Duydum. İşte bunlar sayesinde. İyi öyleyse. Ben dışarıdayım. İşim bitince haber verirsin. Tamam, hadi oyalama beni. Hayırdır güzelim? Bir şeyini mi kaybettin? Yavaşça in aşağı. Yoksa o güzel kafandan kurşunu yersin. İn, in. Yaşıyor. Ama burada bırakamayız. Tamam. Çaktırmadan taşıyalım. Ayıltır öttürürüz. Aynen. Başka çaremiz yok zaten. Komutanım, keşke ben de gelseydim sizinle. Bir kişi bir kişidir. Gerek yok. Hepimiz verdik kan. Hem hastane açıklama yaptı. Kan ihtiyacı karşılanmış. Sen yeni iyileştin zaten. İstesen de senden almazlar. Hafız, iyi misin? Bu gözler masumların akan kanını gördükçe... ...bu kulaklar masumların çığlıklarını duydukça nasıl iyi olayım komutanım? Haklısın ama dik duracağız değil mi? Acımızı yaşayacağız. Gözümüze uyku girmeyecek. Her günü sevdiklerimizin yüzünü unuturuz diye korkarak yaşayacağız ama dik duracağız. Bu
yapanlardan hesap sorana kadar geride kalanların yüzüne bakabilmek için dik duracağız. Değil mi Hafız? Öyle komutanım. Hiç bitmiyor komutanım. Her gün başka biri çıkıyor. Biz de her gün bu yüzden uyanıyoruz Tahir. Koy vermek yok beyler. Askeriz biz. Bu üniformayı giydiğimiz an acımızı gömeceğiz. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Birader, bana bak, bana. Alo. Oğlum nasıl vurduysan adam ayılmıyor ya. Elim de çok ağır değildir ama. Hayatımı kurtardın vallahi, sağ ol Keşanlı. Estağfurullah yenge. Bu haplar dün saldırıyı gerçekleştirenlerin üstünden çıkanlarla aynı. Kesin doğru yerdeyiz yani. O zaman ayırtıp konuşturalım Şerif'i. Uyan artık, uyan. Alo, bana bak, bana. Uyan lan, uyan! Kardeşim bir saniye dur, dur bir dakika. Sen çekil şöyle. Bak, çivi çiviyi söker demişler. Sakın bağırmaya kalkma. Kimsiniz siz? Elektrik idaresi. Kaçak kullanım varmış, kontrol etmeye geldik. Nasıl yani? Patlatayım mı lan bir tane daha? Kaç kişi var içeride? En az 15. Silahlı mı hepsi? Silahlı tabii. Bak bak, marifetmiş gibi. Yalnız Derman bunun hesabını sizden sorar. Bekleriz, sorsun. Bizim adresimiz belli. Türk askerisiniz siz. Günaydın. Ama senin biraz daha uyuman lazım. Bugün de pek formundayım aga. Kesinlikle. Ben komutanıma haber veriyorum. Oturun arkadaşlar. Komutanım, Fethi attı. Dinliyorum Fethi. Komutanım, mekanı teyit ettik. Saldırı yapanların üstünden çıkan uyuşturucular burada imal ediliyor. Mekan Derman'ınmış. Allah'ın belası herif. Halledebilecek misin? Kalabalık olduklarını tahmin ediyoruz komutanım. Sayımız yetmeyebilir. Tamam, hemen destek gönderiyorum. Dikkatli olun. Emredersiniz. Yavuz, ateşi alıp hemen Fethi'ye yardıma git. Bu hapların üretildiği yeri bulmuşlar. Fethi size yer konum bilgisini geçecek. Emredersiniz. Diğer arkadaşlar da benimle birlikte cenazeye gelecek. Törene üst düzey askeri katılım olduğu için güvenliğin sağlanmasında biz de görev alacağız. Emredersiniz. Hadi hazırlanın. Allah yardımcımız olsun. Sağ ol. Siz de sağ olun. Senin. Kaç gündür yüzünden düşen bin parça. Dalgınsın, üzgünsün. İçim yanıyor. Of. Hangimizin yanmıyor ki? Baksana. Dört bir yandan saldırıyorlar. Koparmaya çalışıyorlar bizi ama başaramayacaklar. Ben artık o kadar emin değilim. Nasıl laf var? Biz ne zaman pes ettik ki şimdi edeceğiz? Yok abla. Bu başka bir şey. Yavuz'la mı ilgili? Evet. Biz boşanıyoruz. Ne diyorsun sen Bahar? Neden? Ne oldu? Gerçekler. Aramıza gerçekler girdi.
Üfit Bey, ön safta duramazsınız. Aileden birisi sizi tanıyabilir. Tamam, tamam. Çok riskli bir iş yapıyorsunuz. Biliyorsunuz değil mi? O benim kardeşim. Cenazesine de katılamayacak mıyım yani? Bütün dünyanın sizi aradığını düşünürsek katılmamak daha mantıklı bence. Ayrıca herkes sizi öldü bilecek. Böyle anlaşmıştık sizinle. Ortaya çıkıp da ben daha ölmedim demek için gitmiyorum zaten. Ama merak etmeyin. Kimse görmeden vedalaşıp döneceğim. Tahir. Ön tarafa. Anlaşıldı komutanım. Aşık. Her şey yolunda komutanım. Çaylak. Dinliyorum komutanım. Durum nedir? Çaylak. Her şey kontrol altında komutan. Dağladılar ya. Allah onların belalarını versin. Komutanım. Söyle Şarık. Bunu yapanlardan hesabını soracağız değil mi? Soracağız elbet. Bu dünyada biz, öte dünyada Allah soracaktır hesabını elbet. O zaman elimizden geldiğince çabuk gönderelim onları cehennemin dibine.
Listede 5 şehidimiz var. Bu 6. Maalesef saldırıda ağır yaralanmış. Sabaha karşı vefat etti, kurtaramadık. Bana ivedilikle alana getirmem söylendi. Yani haberleri yoksa bence üstlerimize haber verin. Devlet Erkan'ı da burada fazla bekletmeyelim yani. Allah rahmet eylesin, mekana cennet olsun. Buyurun. Başımız sağ olsun. Hazır olun, 6. şehidimiz geldi. Komutanım, adamı konuşturduk. İçeriğiyle ilgili bilgi verdi. Depoda tahmini 10-15 koruma varmış komutanım. 10-15 arasında 5 kişi var Keşan'da. Doğru komutanım. Ben kişi başı 5 olarak hesapladığım için farkın büyüklüğünü fark edememişim. Bizi niye çağırdınız oğlum? Canınız çeker, gözünüz kalır komutanım. Ben çok doluyum. Anca yarısını hallederim. Tamam, bölüştürmeniz bittiyse gelelim mi artık? Giriyoruz. Karabatak Yaşan'ın sizi arkadan dolanın. Eylem sen benle gel. Avcı girişi al. Kimseyi dışarı çıkarmıyoruz. Kimse kaçamayacak. Merak etmeyin komutanım. Komcamla ben hallederiz. Sen de şu silahını değiştir artık. Her duyduğumda tüylerim diken diken oluyor. Ana, kıskanmayana bak. Aslan yengem be. Ne oluyor? Akşamki bir mevzu komutan. Tamam, hadi girip sessizce hallediyoruz. Thank you.
Allah rahmet eylesin. Başınız sağ olsun. Sağ olun, sizler sağ olsun. Sayın müdürüm, gönlüm yanıyor. İçim kan ağlıyor. Gencecik çocuğuma nasıl kıydılar? Nasıl yaptılar bunu? Bunların sonu gelmeyecek mi? Size söz veriyorum. Askerinden polisine, bütün emniyet mensupları olarak bu topraklarda teröristlerce akıtılan her damla kanın hesabını sormak için canımızı dişimize takıp çalışacağız. İnşallah. Allah razı olsun. Devletimize, milletimize, askerimize zarar vermesin. Ama artık gençlerimiz ölmesin. Sizlerden rica ediyorum. Onların yanlarına bırakmayın. Merak etmeyin. Şehitlerimizin kanı yerde kalmaz. Merak etmeyin. Nisli'yle soracağız hesabını. Merak etmeyin. Sağ olun. Sağ olun. Size güveniyorum. Bu kadar yeter. Gitme vakti. Biraz daha ne olur. Kardeşimi öldürdüler müdürüm. Onu bizden aldılar. Biz onsuz ne yapacağız müdürüm? Bu millet, bu devlet, bu ülke nice zulümler, nice zalimler gördü de bir an bile düşmana fırsat tanımadı. Bir kere daha, gerekirse bin kere daha kalkacağız ayağa. Ve canımızdan alınan canların hesabını soracağız. Allah şahidimizdir ki soracağız. Tamam.
Temiz! Komutanım, burada 1 milyon liralık uyuşturucu var. Hepsini yok ederiz. Önce şunu bir konuşturalım da. Selamünaleyküm dayım. Ne istemiştiniz? Bir sigorta yaptıracaktım da ben. Kendinize mi, şirketinize mi? Hepsine birden. Bekleyin, hemen yönlendireceğim müşteri temsilcimizi. Tamam, şöyle bekle. Buyurun. Öldürün beni, öldürün. Yaşatmayın. Ne kullanıyorsun sen ya? İyi misin? İyiyim. Dermanın eline düşmek istemiyorum, o kadar. Merak etme, onu da halledeceğiz. Neyle uğraştığınızı bilmiyorsunuz. Başlatma lan dermanını. Sen yerini söyle, biz konuşuruz onunla. Ne gülüyorsun lan? Siz dermana ulaşmak için mi benim peşime düştünüz? Yok, pis sıfatını görmeye geldik. Buraya baksanıza bir. Şuna baksana. Bomba da yapıyorlarmış burada. Demek sadece uyuşturucu imal etmiyorlarmış ha. Aynen. Sigorta için görüşmek isteyen birisi var. Tamamdır, anlaşıldı. Beni takip edin. Orada. Buyurun. Böyle oturun, sizinle ilgilenecekler. Komutanım, bunun konuşacağı yok. O zaman toparlanıp çıkalım. Onu da yanımıza alalım, istihbarat halleder.
Komutanım. Bu uyuşturucuları ne yapacağız? Keşanlı biliyor ne yapacağını. Ben de komutanım. Diğer arkadaşlar da benimle birlikte cenazeye gelecek. Törene üst düzey askeri katılım olduğu için güvenliğin sağlanmasında biz de görev alacağız. Evet. Emredersiniz. Allah kahretsin. Cenaze alanını patlatacaklar. Çok geç kaldınız. Hadi komutanım açın hadi. Komutanım Hafız'ı arayın. Onlar da alandalar. Efendim komutanım. Hafız alanı boşaltın. Hemen boşaltın. Bomba olabilir orada. Çabuk. Hafız hemen boşaltın. Hemen.